Lazer amca, nasılsınız? İyiyim kızım. Senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Bir işim vardı da izin aldım. Şey diyecektim, müsait olduğunuz bir zamanda beni muayene edebilir misiniz diyecektim. Müsaitim. Hocam. Seyfettin amcadan aldığımız sürüntünün neticesi. Nasılsınız Feride? Mersi. Feride'cim, daha sonra görüşsek. Şimdi benim laboratuvara inmem gerekiyor. Tabii. İlk evvela Seyfettin için. Ben buralardayım. Teşekkür ederim. Çok iyi bir hekim seçmişsiniz kendinize. Ben de öyle düşündüm. Neticede sizi yetiştiren de o, öyle değil mi? Uyandınız mı? Gel kızım, gel. Az evvel o kadar derin uyuyordunuz ki herhalde hiç ağrısı kalmadı dedim. Bizimki Amuran esaslı hekim çıktı vallahi. İyi olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Fevkalade şaşkınım. Ben de şaşırmadım doğrusu. Zira Kamuran'ın olmazları oldurmak gibi bir yeteneği var. Bak sen. Neymiş onlar bakayım. Size kitap okumamı ister misiniz enişte? Necmiye aslında bize iyilik bile yapmış oldu. Sen öyle diyorsan. Öyle. Sana münasebetimize en başından beri aşikar edelim diyorum. Sen hiç merak etme. Ben senin yanındayım. Dünya döndüğü sürece de seni asla bırakmayacağım. Yazıklar olsun sana. Sana da hakkın haram olsun Neriman. Sonra kimsenin beni göremeyeceğine kanaat getirip yerimi değiştirmeye karar vermiştim. Yükseklerdeki yuvamı özlüyordum. Teyze. Çorbayı şuraya bir yere koydum Ali Efendi. Korkma, korkma. Kamran'la geçtik biz o safaları. Yediğiniz her bir haftan haberim var. Nasılsın Cumali? Kalk gayri beyim. Hepimiz bir o zaman iyi olacağız. İnşallah. Şuralarda bir yerde bir çorba kasesi olacaktı. Bir bakayım. Ben aşağıdan getireyim. Lüzum yok. Dert etme kızım. Dün de Kamuran'ın burnundan getirdi. Bu aralar biraz eserekli. Teyzeler teyzesi. Sen dur, ben getiririm. Bunca yıllık emeğimi elime verdim Feride. Yazıklar olsun sana. Ben ne yaptım ki sana? Bana mı, kendine mi, Kamran'a mı bilmem ama... hiç ummazdım senden, hiç. Tamam, anlaşıldı. Sen beni infaz edeceksin de. Ne yaptım, kabahatimi söyle bari onu öğreneyim. Ben mi öğreteceğim kabahatimi sana? Neriman Olacak'la oğlumun arasındaki memnun münasebete yataklık ederken hiç mi yüzün kızarmadı? Mekteptekiler seninle Kamran'ın arasındaki münasebeti biliyorlarmış. Eğer siz ikisini gizlemek için yalanlar uydurmuşsunuz bize. Sen böyle bir ahlaksızlığa nasıl ortak oldun? Hiç mi arlanman yok senin? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Babana daha bir şey söyleyemedim. Haberi yok. Yok zaten anne, adam hasta yatağında.
Ay duysun beni mahveder Seyfettin Efendi. Senin ne kabahatin var canım? Eşek kadar adam oldu abim. Olur mu canım? Bana söylediydi. Bak Besime, bu kadınla bu kadar içli dışlı olma. Bu sağlam pabuç değil. Eve de çok girip çıkıyor dediydi. Duyduğu bir şey varmış demek ki. He? Ay artık duyduğumu, sezdiğimi bilmem. Ne bileyim ben canım kızım ya. Anne kurban olayım, yapma böyle. Ay keşke söylemeseydim ya. Ay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Annem de aldı benim. Ay ya Rabbim, başımıza gelenler. Evim çok sessiz değil mi? Dur ben kalfaları çağırayım ha. Sana da bir süt ılıtayım.